Medya Haber'den merhaba. Bir özel programla karşınızdayız. Koronavirüs günlerdir dünyanın gündeminde. Sadece Türkiye'de ve Kürdistan'da değil, herkes tartışıyor. Ama Türkiye'de daha farklı bir biçimde de tartışılıyor. Türkiye'nin geniş bir kesiminde koronavirüse dönük tedbirler alındığı söyleniyor. Ama buna rağmen hala insanlar sokaklarda, hala insanlar bana bir şey olmaz derdinde, ama diğer taraftan da hükümetin aldığı önlemler de tartışılıyor. Bunların başında gelenlerden biri de hükümetin önlemlerinin koronayı önlemekten çok bu dönemde ciddi bir kriz yaşayacak olan sermayeyi kurtarmaya dönük olduğuna ilişkin tartışmalar da var. Elbet koronanın sağlık açısından, ekonomi açısından yarattığı etkilerde, toplumsal psikoloji açısından yarattığı etkiler de konuşuluyor. Ama diğer taraftan korona gündeminde bile pekala HDP'li belediyelere kayyum atanabiliyor. Bugün 7 belediyeye kayyum atandı. Şimdiye kadar 68 belediyeden 65 belediyeden pardon 38'den kayyum atandı. Yine koronayla bağlantılı olarak hapishanelerde yaşayanlara dönük bir infaz yasa tasarısı hazırlandı. Onun kamuoyuna yansıyan bölümleri var. Bunların tümünü özel programımızda tartışacağız. Konuklarımız üç kadın. DTK Eş Başkanı Sayın Leyla Güven, diğer taraftan Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı, hem bir hak savunucusu hem de Türkiye'deki sayılı adli tıp uzmanlarından, yine ekonomist, Anavatan Partisi'nin eski genel başkanlarından Sayın Nesrin Naz. Üçünüz de hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk. bulduk. Teşekkür ederim. Aslında başta konunun uzmanlarını doğrusu seçmeye yönelirken her üçünün kadın olması bir tesadüf oldu, ama ben kadınların da dünyayı değiştireceğine inanarak iyi de bir tesadüf olmuş doğrusu diyor. Ve hemen ilk soruyu Şebnem Hanım'a, biraz da işin korona tedbirleri kapsamında sağlıkçı olarak sorarak başlamak istiyorum. Şebnem Hanım, çokça tartışılan bir konu, dünyanın gündemini ciddi anlamda kaplamış. Siz de bu konuyla ilgili epey açıklama yaptınız. Özellikle tedbirler kapsamında değerlendirdiğimizde karşımıza daha çok da Türkiye'de nasıl bir tablo çıkıyor? Doğrusu ne dersiniz buna? Şimdi tabii ben tedavi edici hekimlik alanından değilim. Adli tıpçı olarak daha çok sonrasında gözlem yapan ve kayıt altına alan bir hekimim. Ama tabii Türk Tabipleri Birliği'nin özellikle uzun yıllardır aktivisti olarak Türk Tabipleri Birliği'nin yayınlarını ve düzenli olarak yaptığı açıklamaları, aramızda yaptığımız tartışmaları temel alıp kamuoyunu bilgilendirmeye dönük ben de çaba gösteriyorum. Çünkü bu dönemde kamuoyunun en çok ihtiyacı olan şey aslında doğru bilgiye ulaşmak. Ve tabii paylaşılan bir takım bilgilerin doğruluğu konusunda da ciddi sıkıntılar olduğu, bazı gerçekten infiale yol açacak düzeyde yalan bilgilerin paylaşıldığı hepimizin malumu ne yazık ki. O yüzden aslında kurumsal anlamda yetkililerin mutlaka meslek örgütleriyle ve ilgili uzmanlık örgütleriyle bir arada çalışmasına ihtiyaç var böyle bir dönemde. Eğer bir tedbir alınacaksa bunları birlikte almak gerekiyor. Bir bilim kurulu olduğu ifade ediliyor. Ama bilim kurulu tek başına yeterli değil. Sonuç olarak halk sağlığı alanında uzun yıllardır çalışmalar yapmış, halk sağlığı kolu ve olağanüstü durumlarda hekimlik kolu olan Türk Tabipleri Birliği'nin bu tür durumlarda, salgınlarda, afetlerde atılacak adımlar konusunda yüklü bir deneyimi var. Ancak biliyoruz ki hükümet AKP iktidara geldiğinden beri özellikle sivil örgütlerle, demokratik kitle örgütleriyle, meslek örgütleriyle iletişimde hep
dirençli olmuştur. Bu dönemde de dirençli oluyor. Aslında bu çok yanlış bir şey. Çünkü bu gerçekten insani bir felaket olarak tanımlanan, bütün dünyada küresel düzeyde bir salgın hali ve rakamları görüyoruz önlemler alınmadığında neler olabileceğine dair. O yüzden mutlaka birlikte çalışmak gerekiyor. Çağrılar yapılıyor. Uzmanlık dernekleri koordinasyonumuz var Türk Tabipleri Birliği olarak. Bütün alanlardan özellikle uzmanların yer aldığı. Biz bunlarla takip etmeye çalışıyoruz ama tabii ki bölgesel olarak... Bir şey sormak istiyorum arada. Yani meslek örgütleri Cumhurbaşkanlığının başkanlığında çağrılan kriz toplantısına, korona kriz toplantısına katıldılar. Türk Tabipler Birliği de yoktu, DİSK de yoktu. Yani bir şekliyle yandaşlar topluluğunu bir araya getirdiler. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Maalesef işte tam da söylemeye çalıştığım bu zaten. Tedbirlerin açıklanacağı iddia edilen toplantıda sorunun asıl çözümünde emek veren insanların örgütleri yoktu. Sendikalar yoktu, ilgili sağlık sendikaları. Meslek örgütleri yoktu, sağlık meslek örgütleri. Ama Türkiye Barolar Birliği var, başkanı vardı örneğin. Evet, evet. Tabii zaten açıklanan tedbirlerin de tümüyle sermayeyi kurtarmaya dönük tedbirler olduğunu hep beraber gördük. Topluma ilişkin ise tabii adımlar atıldığı söyleniyor ama bu adımların hangi düzeyde olduğu bilinmiyor. Pek çok sağlık evet. kuruluşunda malzeme eksiği bildirimleri geliyor. Onlar da ayrıntılı konuşacağız. Zamanımız var henüz. Ben buradan Leyla Hanım'a geçmek istiyorum. Doğrusu biraz da özellikle Nevroz'da bir karar aldınız. İnsanlar sokağa çıkmasın dediniz. Evlerde kal kampanyasına ciddi destekler veriyorsunuz. Bugün atanan kayyumlara rağmen sokağa çıkmayın, evlerinizden tepki gösterin dediniz. Şimdi bu tabloda tedbirler kapsamında da ele aldığımızda, biraz önce Şebnem Hanım'a da sorduğum bağlamda soruyorum. Doğrusu hem halkın tedbirlere sizin söylemlerinize yanaşması nasıl bir yaklaşım gösteriyorlar? Bir ikincisi özellikle hükümet üzerinden, iktidar üzerinden gelen tedbirlere ilişkin yaklaşımı nasıl değerlendirirsiniz? Evet, doğrusu bütün dünyayı sarmış olan bu virüs diyelim salgınıyla birlikte birçok şey yeniden gündeme geldi. Yani ülkelerin nasıl yönetildiği, içinde bulunulan atmosfer, 21. yüzyıl dünyasında iletişimin bu kadar diyelim hızla geliştiği, bütün gelişmelerin küresel yaşandığı bir ortamda şu anda bir virüsle baş edilmeye çalışılıyor. Kapitalist modernitenin yarattığı bir zihniyet var, bir algı var. Örneğin Orta Doğu toplumlarında ekolojiyle bağ çok güçlüdür her zaman. Yani Orta Doğu toplumunda doğaya baş kaldırmak, Tanrı'ya baş kaldırmakla eşdeğer sayılırdı. Doğaya hürmet edilirdi. Birçok dinde herkes diyelim işte bir ağaca zarar verdiğinde ondan özür dilerdi. Birçok böyle Zerdüşt dilinde, Alevi dininde böyle bir doğayla bağ vardır. Şimdi doğayla bağ zayıfladıkça biz doğal felaketlerin çoğaldığını ya da işte bu tür vakaların meydana geldiğini görebiliyoruz. Öncelikle bunu vurgulamakta yarar var. Evet, kapitalizm şu anda dünyayı yok edecek düzeyde silah üretmiş, her şeyin çaresini bulmaya çalışıyor. Ama bu virüse çare bulamıyor örneğin. Neden? Çünkü gelişen yani bilimsel çalışmalar toplumdan gizleniyor. Bu çalışmalar toplumla birlikte toplumun içinde yapılmıyor. Yani hocalarım daha iyi bilirler. Bilimsel çalışmalar toplumun da içinde yer alacağı şekilde yapılmalı. Ama bu böyle olmadı. Dolayısıyla çelişkilerle dolu bir dünyada şu anda bir virüsle eşitsizlik doğuyor. Belki virüsün yayılmasında bir orantı vardır. Herkese yayılma potansiyeli var. Ama önlemler konusunda bir eşitsizlik var. Yani Orta Doğu toplumları şu anda gerçekten çok büyük savaşların yaşandığı, katliamların yaşandığı, birçok şeyle yüz yüze oldukları bir ortamda
nasıl bu virüste baş edebilirler ki? Yani işte egemenler kendileri bir şekilde paralarıyla bilmem olanaklarıyla kendilerini koruyorlar. Şimdi o yüzden Orta Doğu halkları da buna rağmen, bütün bu savaşlara ve yıkımlara rağmen daha politik, daha örgütlü, daha birlikte kolektif hareket edebilen bir şeye sahipler, bir ruha sahipler. İşte biz de buna güvenerek kendi coğrafyamızda diyelim, bu çağrıları yaparken bunu dikkate alarak yapıyoruz. Yani diyoruz ki, bakın yaptığı çağrılar var. Yani Türkiye'de yeterince korunma tedbiri yok. Yeterince işte ne bileyim test etme aletleri vesaireleri yok. Şimdi böyleyse bir diyelim İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da ya da ne bileyim başka bir yerde yaşayan bir yurttaşla Hakkari'de, Şırnak'ta ya da başka bir yerde yaşayan yurttaşın erişimi sağlığa ve o koşullara erişimi daha sıkıntılı olacak. Dolayısıyla herkes biraz kendi tedbirini almak zorunda diyoruz. Çağrılarımızda bunları özellikle vurguluyoruz. Diyoruz ki devlet, yani özellikle Türkiye'den bahsediyorum ama bu bütün Orta Doğu için geçerlidir. Çünkü devletler Orta Doğu'da despottur, tekçidir. Dolayısıyla herkes bu devletin bu bölgelere yaklaşımını bilir. Bundan dolayı da herkes biraz daha hassas olmalı, kendi tedbirini kendisi almalı, kendi korumalarını kendisi geliştirmeli çağrıları yapıyoruz. İlk etapta biraz halkın evde kalması ve bu süreci evden takip etmesi, kendi önlemlerini almasını öneriyoruz. Onun için de bir örnek veriyoruz. Bizim açımızdan çok belirleyici bir örnektir. 90'larda Kürdistan'da yaşayanlar bilirler ki sıkı yönetim vardı, sokağa çıkma yasakları vardı ve halkımız çok dar, kısıtlı imkanlarla günlerce evinden çıkmazdı. O var olan olanaklarını da konu komşusunda suyuyla paylaşarak, dayanışmayı yükselterek evde günlerini geçirirdi. Biz de diyoruz ki belki o koşullarda değiliz ama gene bunları aklımıza getirerek bir ay daha bir şey olmaz. Mutlaka dayanışmayı yükselterek evimizde kalmaya çalışalım. Bu çağrıları yapıyoruz zaten. Peki ben hemen Nesrin Hanım'a da sormak istiyorum bu tedbirler kapsamında. Aynı zamanda sizlerin sosyal medyada da paylaşımlarını takip ederek soruyorum tabii. Nesrin Hanım da alabildiğine duyarlı bir şekilde hem evde kal çağrısı yapıyor ama diğer taraftan da tedbirlere dönük eleştirel bir bakış açınız var. Doğrusu evde kalmakla birlikte bu tedbirlere dönük söylediğiniz eleştirel bakış açısını açmak isterseniz, yani hükümet kanadı üzerinden özellikle açmak isterseniz nasıl değerlendirirsiniz? Siz ne dersiniz? Şimdi Fehim Bey, ben daha çok ekonomik pencereden bakmak için davet edildim. O nedenle kendimi biraz... Her konuyla ilgili... Biraz ekonomiyle sınırlamak istiyorum. Çünkü aslında ekonomide de alınacak önlemler ya da beklentiler... Başta Şebnem Hoca'nın söylediği sağlıkla ilgili bilgilerin doğru topluma iletilmesi ve gerçeklerin konuşulmasıyla, bir de Leyla Hanım'ın söylediği gibi üretim biçimiyle, yaşam biçimiyle son derece yakından ilgili ve iç içe. Şimdi Şebnem Hocam dedi ki böyle bir ortamda halkın doğru bilgiye ihtiyacı var. Evet, en önemli şey o. Yani doğru ve gerçek bilgiye ihtiyaç var. Çünkü böyle bir dönemde güven duymak ister. Güvenin esası da doğru bir iletişim kanalına, kanalı kurmaya dayanır. Doğru iletişim kanalını kurabilmeniz için hem gerçekleri konuşmanız lazım hem de çok kapsayıcı bir biçimde bu önlemleri almanız lazım. Yani tek bir aklı dahi dışarıda bırakacak lüksünüz yok. Pandemi haline gelmiş bir salgınla mücadele ediyorsunuz. Evet. Şimdi böyle bir ortamda güveni oluşturmadığınız zaman aldığınız ekonomik önlemlerin ya da açtığınız paketlerin hiçbiri bir işe yaramaz. Bütün bunların bir işe yarayabilmesi ve bir sonuç getirebilmesi için sizin önce o güveni oluşturmanız gerekiyor. Şimdi şeye baktığınız zaman, Türkiye'deki mevcut duruma baktığınız zaman böyle bir pandemiyle mücadele
etme ciddiyetinde son derece uzak bir iktidar olduğunu görüyorsunuz. İktidar sorunun üzerine kapaklanıp bu krizi ben çözüp ben kahraman olayım, bunu hiç kimseyle paylaşmayayım diyor. Şimdi buradan da yani böyle bir krizi fırsata çevirme gibi bir şeyle, güdüyle hareket ediyor. Zaten ilk paket açıklandığında herkesin işte heyecanla beklediği, Erdoğan'ın kameralar karşısına geçip açıkladığı o pakette, hani sizin eksik dediğiniz, yani Türkiye'de ekonomik ve sosyal konseyin bütün taraflarının toplanmadığı, yani çalışan emek kesiminin orada hiç yer verilmediği ve orada kararlaştırılan önlemleri açıkladığı pakette, bakın mesela Erdoğan'ın konuşması şöyle. İki üç cümlesini alacağım. Diyor ki, petrol fiyatlarının düşüşüyle bağlantılı olarak finans alanında yaşanan gelişmelerde ülkemize ilave avantajlar sağlayacaktır. Önümüzdeki birkaç haftalık süreci iyi yönetirsek, milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı sıkı şekilde kontrol altında tutarsak umduğumuzdan güzel bir tablo bizi bekliyor. En iyi durumda olan biziz, diğerleriyle mukayese edilemeyecek durumdayız. Şimdi siz bundan ne anlıyorsunuz? Bundan Erdoğan'ın bu krizi, yani pandemik krizi, çok basit böyle bir ekonomik bir kriz olarak, yani geçici bir daralma var. İşte bazı sektörlerde tıkanmalar var. İşte bu sektörlerin önünü biraz kredi, biraz üzerine para atarak ya da bazı tıkanıklıkları biraz... Şundan ben şunu sormak istiyorum. Erdoğan bunları söylerken bilmediğinden mi söylüyor, yoksa gerçekten geliştirmeye dönük bir yaklaşım mı? Yani, ben şöyle düşünüyorum. Evet, ben şöyle düşünüyorum. Hayır, ben sorunun ciddiyetini kavradıklarından çok emin değilim. Sorunun ciddiyetini eğer kavramış olsalardı, toplumun neredeyse yarısını dışarıda bırakacak bir politika izlemezlerdi. Bu bir. İkincisi, çok daha kapsayıcı önlemler gündeme gelirdi. En basiti, işte cumartesi gecesi 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı gibi, yani olmayacak ve toplumun bir kesimini, yani yaşlılar dediğimiz yaş, belli bir yaşın üstündeki kesimi sanki sorumlu gibi diğerlerinin önüne atan bir yaklaşımla bu tür önlemler almazlardı. Birincisi bu. İkincisi, evde kal çağrıları yaptıkları zaman, evde kal, evde kal, evde kal çağrıları yaparken aynı zamanda işte uçak biletlerindeki KDV'nin %1'e indirilmesi, konaklama tesislerindeki işte konaklama vergisinin alınmasının işte geciktirilmesi ve işte konut kredilerindeki şeyin limitin %80'den %90'a çıkarılması gibi. Bunları alt alta koyduğunuz zaman sorunun gerçekten tam idrak edilmediğini görüyorsunuz. Hocam Peki. beni doğrulayacaktır. Ben birkaç şeyi de söyleyeyim. Şimdi dünyada hemen bunu toparlayayım. Dünyada bu pandemi krizin, salgının ne kadar süreceği, ne kadar sürede önlenebileceği konusunda hiç kimse kesin tarih veremiyor. Uzmanlar kesin tarih veremiyorlar. Evet, şimdi ben Amerika'da sizin programa çıkmadan önce Amerika'daki şeylere baktım, tartışmalara baktım. 3 ay sürerse ona göre paket hazırlamışlar, 6 ay sürerse ona göre stratejiler hazırlanmış, paketler ona göre hazırlanmış. 3 ay sürerse 2 trilyon dolar kadar işte şeye, Amerikan halkına, vatandaşlara dağıtacaklar. 6 ay sürerse bu 4 trilyon dolara çıkacak. Ama 6 ay sürerse şunu söylüyorlar. Yani 1929 krizindeki gibi ekonomi %25'lik bir daralmayla dibe vurur. Ve buradan da kolay kolay ayağa kalkamaz. Ben Türkiye'nin bunları gördüğünü düşünmüyorum. Yani halen bu krizi hemen bir fırsat olarak görüp, aynı konuyu, evet, bunu böyle bir fırsat olarak görüyor. Maalesef peki, sorunumuz aynı, bu. Ben konuyu daha detaylarla tartışacağız, zamanımız var. Şebnem Hanım, özellikle Nesrin Hanım işin ekonomik boyutunda krizin farkına varamadığını söyledi. Siz biraz önce sağlık alanıyla ilgili bazı örnekler verdiniz ama
Tabii diğer boyutlarıyla da sağlık boyutu başta olmak üzere yani hükümetin bu krizin farkına varamamış olmasını nasıl değerlendirmek lazım? Onun rahatlığı aynı zamanda halka da yansıyor ve bu İtalya'da yaşanacakların benzerinin Türkiye'de daha ağır yaşanabileceği korkusunu beraberinde getiriyor. Ne dersiniz bu konuyla ilgili? Doğrusu ben ellerindeki uzmanlarla bu krizin farkına varmamış olma olasılığı olduğunu düşünmüyorum. Hani Nesin Hanım, kusura bakmayın, hani böyle Hayır hocam. söylüyorum ama hani ekonomik boyutunu fark ediyorlar, etmiyorlar bilmiyorum ama sağlık alanında olanı fark ettiklerine eminim ben. Çünkü sonuçta bilim kurulunda da bu alanda gerçekten yetkin insanlar var. Dolayısıyla bu sağlık alanında nelere yol açacağı, ne kadar sürebileceği ya da bu sürmeyle ilgili belirsizlikler mutlaka paylaşılıyordur yetkililerle. Çünkü biliyoruz, evet, böyle bir salgın, bu kadar ciddi bir salgın çok uzun sürebilir ve bu süreçte de özellikle vakaların artmasıyla birlikte sağlık altyapısı bunu kaldıramayacak boyuta doğru dönüşebilir. Çok kolaylıkla. O nedenle hızlı ve yaygın test yapılması gerekiyor. Bu testlerin güvenilirliğinin olması gerekiyor. Bizlerin işte özgürlük ve duyarlılık dediğimiz bilimsel olarak testlere özgü kesinleştirici bir takım yöntemlerin kullanılması gerekiyor ki hasta olmayanlar hem gereksiz yere hastalığın olabileceği ortamlarda bulaşma riskine maruz kalmasınlar hem de hasta olanlar için de yer açılabilsin. Yoğun bakım yataklarının yeterliliği ne düzeyde olacak bu yaygınlaşmayla, bunların hesaplarının Ama bir şey yapılması sormak gerekiyor. istiyorum Şebnem Hanım. Yani bu dedikleriniz çok doğru. Günlerdir konuşulan, tartışılan şeyler. Ben elbette söylemeyin diye söylemiyorum. Çok doğru söylüyorsunuz ama buna rağmen iktidarın tutup bir toplumsal dayanışmayı büyütmek, tüm kesimleri işin içine katmak, meclisi tam anlamıyla doğru çalıştırmak yerine daha tekçi, daha deyim yerindeyse kendi iktidarını nevalandıracak adımlar atması ne anlama geliyor? Bu ciddi bir risk de aynı Söyleyebilir zamanda. miyim? Fehim Bey, bir cümle söyleyebilir miyim? Bir cümle Hocam, buyurun. ben sağlık konusundaki ciddiyeti kastetmiyorum. Yani işin ekonomik boyutundaki sonuçları itibariyle Evet. onun ciddiyetini anlamadılar diyorum. Sağlık konusunda Evet. işin, tabii ki bilim kurulu işin ciddiyetini kavramıştır ama öbür tarafı, yani asıl karar vericileri ikna etmekte çok zorlandıklarını en basiti Umre olayından biliyoruz. Evet. Şebnem Hanım, dediğimiz aynı şey. Evet. Sonuç itibariyle böyle bir tablo da var. Şimdi şöyle, aslında iktidarda oldukları 17 yıldır nasıl kutuplaştırıcı, düşmanlaştırıcı bir politika izledikleri çok açık. Hiç ortaklaştıran, ortak akılla bu topraklarda birlikte yaşamayı hedefleyen bir tutum sergilemediler. Tam tersine eleştiren, muhalif konumda olan insanları hapsederek ya da hapis tehdidiyle baskı altına alarak varoluşlarını sürdürdüler. Düşmanlaştırıcı ifadelerle insanları, çocuğunu yitirmiş anneleri yuvalattılar bu topraklarda. Dolayısıyla böyle bir salgında birden kişilik değişikliğine uğramalarını beklemiyoruz. Politika değişikliği yapmalarını da beklemiyoruz ama bu çok tehlikeli tabii ki. Bu durum, yani kutuplaştırıcı ve düşmanlaştırıcı durum, aslında Türkiye'de çok ciddi bir kıyıma yol açar sağlık alanında karşılaşabileceğimiz sorunlarla birlikte. Tam da bununla örneğin tedbirler açıklandı ama emekçiler için hiçbir tedbir yok. Bu insanlar alanda çalışıyorlar, günlük olarak iş yerlerine gidiyorlar, iş yerinde topluca bir arada bulunuyorlar ve sonra da alıp sokağa çıkma yasağı koyduğumuz 65 yaşındaki annelerine, babalarına, aile bireylerine o
iş yerinde aldıkları virüsü taşıyorlar. Kaldı ki bugün bir açıklama vardı, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması. Hani gençler bize bir şey olmaz duygusu yaşıyor ama hayır, öyle bir şey yok. Tabii ki risk daha az ama gençler arasında da bu virüsün bulaşması halinde ağır sağlık sorunlarıyla karşılaşılabiliyor. Dolayısıyla bizim bence muhalif kesimin durup ortak aklı işletmesi ve katılımcı bir demokratik sisteme örecek adımlar atması gerekiyor. Demokratik kitle örgütlerinin, evet, emek örgütlerinin bunu mutlaka yapması gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki diğer tarafta iktidarın böyle bir tutumu olmayacak. Evet, Leyla Hanım, hemen buradan da size soralım. Aslında siyasal partilerin, demokratik kitle örgütlerinin, emek örgütlerinin, toplumun diğer kesimlerinin, daha doğrusu iktidarın görmek istemeyip bu çalışmaların zerresini almak istemedikleri kesimlerin tam da bu dönemde ne yapması gerekir? Yani siz de sonuç itibariyle hem parlamentoda grubu olan bir partinin milletvekilisiniz, hem Kürdistan'da etkin bir siyasal yapılanmanın ya da işte sivil toplum yapılanmasının eş başkanlarındansınız. Doğrusu bunda ne yapmak lazım? İki, bu konuyla ilgili yapılan somut çalışmalar var mı? Ne dersiniz? Doğrusu Şebnem Hoca'nın bıraktığı yerden devam etmek istersem, gerçekten Türkiye'de şu anda çok ciddi yapısal sorunlar var. Türkiye'de bir AKP-MHP iktidarının yarattığı çok büyük bir boşluk var. Ya bu boşluk nedir? Bu boşluk bütün sivil toplum örgütlerinin, demokrasi güçlerinin, muhalif kesimlerin, herkesin doldurabileceği boşluğu tek başına bir insan çıkmış, her şey bende diyor, o doldurmaya çalışıyor. Dolduramaz. Dolayısıyla parlamenter sistemi bypass etmiş. Şu anda milletvekillerinin bir işleri yok. Yani kimse kendisini kandırmasın. Milletvekilleri özlük haklarının dışında, meclise arada bir uğramanın dışında bir işlevleri yok. Bakanlar dahi milletvekiline karşı eskiden bir sorumluluğu vardı. Soru önergesine cevap verirdi en azından, ya da gelip parlamentoda bilgilendirme yapardı. Şimdi artık o bile yok. Yani bakanlar milletvekillerinden de seçilmemiş. Dolayısıyla bu bağ tamamen kopmuş. Şimdi bypass edilen bir parlamentoda diyelim dışarıda sivil toplum örgütü olarak örgütlenen her kesime bir sopa gösterilerek, yani eğer siz benim dediğim gibi yürümezseniz kayyum atarım. İş insanlarına bunu söylüyor, derneklere bunu söylüyor, her yere bunu söylüyor. Yani bilim insanları aynı şekilde herkese bir şekilde siz benim düşündüğüm gibi düşünmek zorundasınız diyor. Örneğin işte İdlib'e gitme diyen bas bas bağıran bir şey vardı. Yani bir Türkiye gerçekliği vardı. Hani bir grup AKP ve MHP'nin dışında herkes buna karşıydı. Ama o ne yaptı? Herkesi diyelim bir şekilde susturarak paylaşım yapanı bile siz demek ki Türkiye düşmanısınız diyerek insanları derdest etmeye çalıştı, susturmaya çalıştı ve gitti İdlib bataklığına saplandı. Yani Rojava politikası, dış politika, iç politika gerçekten tükenmiş. Yani evet, biz muhalefetteyiz şu anda, muhalefet yaparız. Tabii ki eleştirilerimiz olur iktidarlara ve benzeri. Ama bu iktidar şu anda fiilen tükenmiştir. Yapabileceği çok bir şey kalmamıştır. İçte çok derin sorunlar var. Şimdi bu sorunlar ekonomik boyutunu yani Nesrin Hoca çok daha iyi. Ama burada araya girip şöyle bir şey sormak istiyorum. Yani bu tükenmişlikle beraber özellikle bu küresel korona krizi halk sağlığı açısından da çok önemli bir sorunu karşımıza çıkarıyor. Yani büyük bir kırım yaşanabilir ki İtalya Türkiye'den olanakları iyi olmasına rağmen çok kötü bir durumda. Avrupa'da keza çok iyi koşullarda ekonomik olarak, risk yine çok büyük ama Türkiye'deki o kötü yönetim yine geniş halk kesimlerine yansıyacak. Dolayısıyla bu bağlamda ne dersiniz değerlendirdiğinizde? Şimdi bu iktidar 15 Temmuz'u bile veli nimet olarak gören bir iktidardır. Ben eminim ki bu virüs konusunda da, yani içte tıkanan, İdlib'e saplanan politikalarında gerçekten yanlış ve eksik politikalar yüzünden tükenişe gelen iktidar, belki de bilmiyorum ama yani bunu da bir nimet olarak görebilir. Yani biz bu işi yönetebiliriz. Zaten şu anda kimse
açlıktan intihar eden insanları konuşmuyor. Kimse yaşamını yitiren askerleri konuşmuyor. Kimse Türkiye ekonomik krizin düzeyini konuşmuyor. Çünkü bunların hepsi bir kenara bırakıldı. Çünkü çok ölümcül bir virüs var. Bu virüs bizim ülkemizde de görüldü. Dolayısıyla bununla mücadele etmek gerekiyor. Bu mücadelede bile en başta söylenmişti, TTB'yi ve farklı kurumları dışında bırakarak aslında bu süreci şeffaf ve demokratik yürütmeyeceğini gösterdi aslında. Şimdi evet, bir başka ülkeler çıkıp ülkelerin başbakanları, cumhurbaşkanları vatandaşına siz iş düşünmeyin, aş düşünmeyin. Biz evinize de gerekirse hizmeti getiririz. Siz sadece kendinizi korumaya bakın derken Türkiye'nin yetkilileri ya da işte cumhurbaşkanı çıktı. Yani herkes hayretle izledi. Böyle bir şey olamaz. Belki bir avuç iş insanını ilgilendiren bazı konulardı. Ama vatandaş, akşam evine ekmek götüremeyecek olan yurttaş bu konuşmada bir şey göremedi. Dolayısıyla bu kadar halktan, gerçeklikten uzak bir siyaset yürütülüyor. Çünkü saraydan insanların yaşadıkları görülmüyor. Eğer toplumun içerisine gelip gerçeği görseler, o zaman belki, bilemiyorum ama ben gene de çok umutlu değilim değişebileceklerine. Ama buyurun. Belki biraz sonra Nesrin Hanım'a da sorayım, ondan sonra tekrar sorumu yine diyerek size döneceğim, bu özellikle muhalif kesimlerin ne yapması gerektiğine dönüp. Nesrin Hanım, birinci bölümde konuşmanızda daha çok işin ekonomik boyutuna vurgu yaptınız diyelim. Gerçi diğer boyutlara vurgu yaptınız, ekonomik boyuta da vurgu yaptınız. Doğrusu bu tedbirler kapsamında değerlendirdiğimizde, hele bir de hükümetin bu aymaz tutumu karşısında Türkiye'yi ne gibi riskler bekliyor? Yani onlar sizin dediğiniz gibi ise, yaşanan gerçekliği görmüyorsa bunun ardından gelen kaos ne olabilir? Özellikle ekonomik boyutuyla tabii bunun topluma da, sağlığa da, diğer alanlara da yansıması olacak. Hükümet böyle bir tablodaysa nasıl bir gelecek bekliyor Türkiye'yi? Tabii biz çok talihsiz bir şekilde bu pandemi salgınına yakalandık. Zaten çok ağır ve kötü bir ekonomik krizle yüz yüzeydik. Yani ekonomik koşullarımız oldukça ağırdı. Ayağa kalkmakta oldukça güçlük çekiyorduk. Üst üste yapılan seçimler bütçe imkanlarını tamamen tüketmişti. Hem devlet, hem özel sektör, hem hane halkı aşırı borçluydu. Yani artık daha fazla gidecek bir yerimiz kalmamıştı. Bu koşullar altında iken bir de işte Türkiye'nin dış maceraları, yani savunma bütçesini şişiren, askeri harcamaları şişiren harcamaları, savunma harcamaları, içeride toplumsal barışın bozulması, o güven ortamının yok olması toplumu çok katatonik bir hale getirmişti. Yani zaten kimse önünü göremiyordu. Önünü göremediği için kimse ne para harcıyor, ne yatırım yapıyor, işte ne de tüketici gidip ihtiyacı dışında, herhangi bir zorunlu ihtiyacı dışında herhangi bir harcama yapıyordu. Şimdi bu böyle bir durumda biz dünya ekonomisinin de çok hızla daraldığı ve bu daralmanın da uzun süreceği bir pandemik krize yakalandık. Pandemik krizle yüz yüze kaldık. Tamam, bir takım işte şeyler var. Yani bu kriz gelmeden önce uluslararası piyasalarda bir yeniden bir para bolluğunu şey yapan, işaretlerini veren bir takım gelişmeler vardı. İşte petrol fiyatlarının düşmesi vardı falan. Zannediyorum o iki gelişme birdenbire iktidarı öyle bir rahatlattı ki, yani hiçbir şey yapmasam da yine eskiden olduğu gibi oralardan bana işte şey yağacak, para gelecek. Ben böylece bütün sorunlarımı çözeceğim. O zaman ne yapayım ben? Şu anda karşılaştığım bütün sorunları küçümseyim, yokmuş gibi davranayım, olabildiğince ileri bir tarihe doğru öteleyim. İleri bir tarihe doğru ötelersem bu kazandığım zaman diliminde, hı hı, belki başkaları bir çözüm bulur. O bulunan çözümden bana da bir pay düşer. Ve ben de böylece çok fazla şeyi
kaynak dağıtmadan işte bu krizi atlatmış olurum. Ya yani temel yaklaşım bu. Bizim şanssızlığımız da şu. Yani 100 yılın en ağır krizine gerçeklik algısından kopmuş ve rasyonel aklı bütünüyle kaybetmiş olan bir yönetimle yakalanmış olmamız. O nedenle maalesef İşte tam da ağır bir bedel ödeyeceğiz. Soruyorum ben. Maalesef ağır bir bedel ödeyeceğiz. Yani bu bedel, şimdi ekonomiyi konuşmak çok yersiz aslında. Yani ağır bir can kaybı bedeliyle ödeyecek gibi görünüyoruz. Çünkü önlemler gerçekten parça parça alınıyor. Bu önlemleri alanlar da işin ciddiyetinin farkında değiller. Evet, bir takım kamu hizmetleri bilmem şeyler bize veriliyor ama onlarda yeterli koruma yok. Sağlık çalışanlarında yeterli koruma yok ki sağlık çalışanları bugün en ön planda savaşanlar bu virüsle, en ağır risklerle yüz yüzeler. Ben şeye inanıyorum, yani her gün sosyal medyada görüyorum yeterli ekipmanlarının olmadığını, yeterli maskelerinin bulunmadığını, yeterli işte şeyin olmadığını. Zaten Türkiye'de sağlık sistemi oldukça bozulmuştu. Şehir hastaneleri şeyiyle bütün sistem alt üst edildi. Bu mevcut yapıda iyi kötü cevap verebilecek olan sağlık sistemi perişan edildi. İşte hocam daha iyi bilir, Hıfzı Sıha bile kapatıldı değil mi hocam? Yani şimdi Türkiye'nin bu konudaki birikimi de dağıtıldı maalesef. Yani ama işin ilginci de Hıfzı Sıha 2011'de kapatıldı ve biz bugün bunu tartışıyoruz, farkına varıyoruz. Evet tabii, yani hep öyle olur zaten. Bazen bu tür sorunlar gelir. Yani ben şöyle bakıyorum koronaya. Korona virüsü bizim yüzümüze tutulan bir ayna. Yani ne olduğumuzu, neyle, yani o işte gereksiz böbürlenmelerimizi, hava atmalarımızı, her bir şeyin ne kadar içinin boş olduğunu gösteren bir ayna gibi şey de, yani yüzümüze tutuyor işte koronavirüsü. Bütün zaten kurumsal yapımız olduğu gibi şey yapıldı, darma duman edildi. Şimdi kurumsal yapısı dağılan ülkelerin bu tür bir salgınla baş etmesi kolay değildir. Bakın Amerika'da Trump saçmalıyor, bilmem ne yapıyor ama gene de arkada bir kurumsal bir devlet aklı var, rasyonel bir devlet aklı var. Öyle ya da böyle bir şekilde devreye giriyor, onu ikna ediyor. Burada böyle bir şey de yok. Ya işte Sağlık Bakanı kendince her gün kamuoyunun karşısına çıkıp bir şeyler söyleyerek işte sanki böyle bir yönetim yapılıyormuş, duruma hakimmiş, devlet duruma hakimmiş gibi bir algı yaratmaya çalışıyor. Oysa gerçeğin böyle olmadığını hepimiz biliyoruz maalesef. Peki. Şimdi buradan nereye gider diyorsanız, yani buradan şimdi şeye bakıyoruz. Yani krizlerle karşılaşan ülkelere bakıyoruz. Evet, bazı rasyonel aklı kullanan Çin gibi otoriter rejimler ya da Singapur gibi otoriter rejimler bu şeyi, salgınla iyi mücadele ettiler. Ama onları hariç tutarsak genel olarak şeffaf, hesap verebilir devletlerin salgını yönetmekte ve halka güven vermekte çok daha başarılı olduklarını görüyoruz. Bizde bu güven yok. Bu güven olmadığı için zaten aldığınız önlemlerin hiçbiri dikiş tutmuyor. Bu güvenin neye mal olacağı da önümüzdeki dönemde daha çok açığa çıkacak ama siz ağır bir tablonun bizi beklediğini söylüyorsunuz. Hayır, şöyle bir şey vardır bizde, finansal krizlerle konuşurken hep şöyle deriz. Yani finansal krizleri aslında mali krizleri, global krizleri önceden görürsünüz. Rakamlar bunu size gösterir. Ve iktisatçı olarak size düşen görev böyle bir krizin geldiğiyle ilgili uyarılar yapmaktır. Biz bu uyarıları yaparken İşte hiç kimse ciddiye almıyor o zaman. Ama kriz geldikten sonra söylediğiniz hiçbir şey de yeterli olmuyor zaten. Yani şu anda öyle bir durumu yaşıyoruz. Şebnem Hanım, aslında birinci bölüm bitmek üzere. Bir 5-6 dakikamız var ama buradan yeni bir başlığa açıp ikinci bölümde bu başlıkla bağlantılı devam edelim diyorum. Sizinle belki bu bölümü tamamlarız. Özellikle cezaevlerine dönük
Çokça konuşuldu, çokça yazıldı, çizildi. İran gibi otoriter bir rejim bile 85 bini korona vakası nedeniyle, daha sonrasında da 10 bini nevroz nedeniyle affetti ve bunun içinde siyasi olanlar da vardı. Ki İran'da siyaset yapanların idamla yargılanıp çoğunda idam edildiği bir ülke. Ama Türkiye'de 3. yargı paketi bu konuda tam tersine intikamcı bir bakış açısının olduğunu da gösteriyor. Yani bırakılmaması gerekenler bırakılıyor, bırakılması gerekenler ise bırakılmıyor gibi bir tablo var. Ne dersiniz, bu tabloyu nasıl değerlendirmek gerekir? Şimdi tabii bugün olmadı bunlar gene. Bakın bugün bütün bu salgın, bu kriz devam ederken yine belediyelere kayyum atadılar, gözaltına aldılar belediye eş başkanlarını. Dolayısıyla gerçekten bir akıl tutulması karşısında olduğumuz hissi veriyor insana bu kadar güvenlikçi politikalarla davranıyor olma hali. Zaten yıllardır bu terörle mücadele kanunu kapsamındaki terör ifadesi ve terörist kimdir sorusunun yanıtı alabildiğine genişletilmiş durumda. Eleştiren, düşünen, tartışan, muhalif olan herkes terörist bu topraklarda. Ve şimdi de yeni yargı paketinde, yani infaz yasa değişikliği paketinde teröristlerin hariç tutulacağı bilgileri paylaşılıyor. Kim teröristler? Gazeteciler cezaevinde, avukatlar cezaevinde, düşünen, tartışan, araştıranlar, eleştirenler, Twitter'dan bir tane mesaj atanlar cezaevinde bu topraklarda. Yüzlerce çocuk anneleriyle beraber cezaevinde. İnsanlar öyle ya da böyle işte bu bankaya para yatırdın, o sendikaya üye oldun diye terörist diye tanımlanıyorlar. Adil bir yargılama olmadığını hep beraber gözlüyoruz. Gizli tanıklar üzerinden giden, daha doğrusu gizli tanık demiyorum ben onlara, yalancı tanık diyorum. Yargılama süreci var. Şimdi bu koşullarda bu insanları cezaevinde tutacaklar. Bu yaşam hakkı ihlali anlamına gelir. Cezaevi koşullarının mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Ve infazda eşitlik ilkesinin uygulanması gerekiyor. Tabii ki bir takım suçlarla ilgili, örneğin bir çocuk istismarı ya da cinsel saldırı ya da aile içi şiddet ve diğerleri, hani böyle benzer suçlarda kapatılma dışı ama nasıl bir önlem alınabilir, onun da düşünülmesi gerekir. Kapatılma oluyorsa sağlık koşulları nasıl iyileştirilebilir, onun düşünülmesi gerekir. Ama bunun birlikte yapılması gerekir. Biz birlikte hiçbir şey yapmıyoruz artık. Yani muhalefete ne dersiniz diye sorulmayan bir adına demokrasi dedikleri orta yönüyle karşı karşıyayız ne yazık ki. Ama bunun bedeli insanlı yaşamı. Nesrin Hanım ileri demokrasi diyor orada. Bu ileri demokrasi. Bunu biz tahayyül edemiyoruz. Evet evet, gerçekten. Yani o kadar ileri ki. Yetmiyor yani bizim. Evet, kapasitemiz yetersiz bu yetmiyor demokratik sistemi anlamakta. Maalesef. Ama bunların bedeli candır. Yani bizim topraklarımızda canların kaybıyla, ağır bir kıyımla karşı karşıya kalırız her alandan. Ben bir şey söyleyeyim. Eğer bugün, bir şey söyleyin, bugün, birinci bölümü noktalayalım. Hemen önlem alınıp cezaevleri boşaltılmazsa bu açıkçası idam cezasına dönüşür. Evet. Evet, bu idam cezasına dönüşür. Yine ayrıntılarıyla konuşacağız. İkinci bölüme de Leyla Hanım'la başlayacağız. Hem konuklarımız ara verelim, ihtiyaçlarını gidersinler. Hem 5 dakikalık bir yayın arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere ikinci bölümde.
Özel programımız ikinci bölümüyle devam ediyor. Konuklarımız DTKH Başkanı Leyla Güven, hak savunucusu, aynı zamanda adli tıp uzmanı, Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı ve ekonomist yazar Nesrin Nas ile tartışmamızı sürdüreceğiz. İkinci bölümde hemen ben Leyla Hanım'a sorarak başlamak istiyorum. Leyla Hanım, birinci bölümde sorduğum, aslında zaman kalmadığı için yanıtlamadığınız bir soru vardı. Hem ona yanıt vermenizi isteyeceğim. Yani iktidarın bu aymazlığına karşı muhalif kurumlar, toplumun diğer kesimlerinin temsilcileri ne yapmalı? Bu konuyla ilgili bir proje var mı? Bildiğiniz ya da içinde olduğunuz. Diğer taraftan bu hapishaneleri de tabii sormak istiyorum. Hapishanelerde de gerçekten ciddi bir risk var. Ve o risk görünen o ki önemsenmiyor. Bunları sorarak başlamak istiyorum doğrusu da desin. Evet, yani doğrusu AKP 18 yıl boyunca kesintisiz nasıl iktidarda kaldı? Elbette biz muhalefette olanlar bunu düşünmek zorundayız. Yani eğer bu kadar gerici politikalarla, bu kadar cinsiyetçi, milliyetçi, tekleştirici, tek adamlık iktidarını sürdürebildiyse bunun en başta muhalefet eden, ben muhalefetim diyen ve ben bu sistemi beğenmiyorum, bunu değiştirmek gerekiyor diyenlerin topluma yeterince ulaşmaması, kendi birliklerini sağlamaması, demokrasi cephesini güçlendirmemesinden kaynaklanıyor. Adeta onların iktidarda kalmasına bizim eksik yaklaşımlarımız destek oldu diyebilirim. Bundan dolayı şimdi her zamankinden daha fazla birlik, beraberlik ve demokrasi cephesini güçlendirme ihtiyacımız var. Bunu çok net görüyoruz. Çünkü biz bunu yapmadığımız takdirde bütün toplum bundan nasibini alıyor. Yani bu tekçi zihniyet her gün yeni bir şeyle karşımıza çıkıyor. İşte bir tanesi bunlar, kayyum politikası. Yani biz 99'dan bu yana Kürdistan'da 37 belediyeyi kazanarak başladık, katlayarak devam ettik. Cumhuriyet tarihi boyunca getirilmeyen hizmetleri kendi bölgemizde, kendi insanlarımızla ortaklaşarak getirdik. Kanımızca, kararımızca bir şeyler yapmaya çalıştık. Şimdi biz belediyecilikte kuşkusuz çok çok ileri bir noktada izlemiyoruz ama biz gerçekten çok şeyde yaptığımızı iddia ediyoruz. Şimdi buna rağmen biz 2016'dan bu yana bir kayyum politikasıyla karşı karşıyayız. Şimdi bu kızılca kıyametin içerisinde virüs bütün dünyayı sarmışken, bütün dünya pandemiyle mücadele ederken İçişleri Bakanı kendisine bir iş görev atfetmiş ve belediyelere kaldığı yerden kayyum atamaya devam ediyor. Şimdi bu kadar pervasız yaklaşım, bu kadar gerçekten susturulmaya çalışılan bir muhalefetle bu şu andaki koşullarla buna karşı nasıl durulacak? Evet, sizin de belirttiğiniz gibi gerçekten buna karşı durmak için daha güçlü bir yaklaşımı ortaya koymak gerekiyor. Ortak paydalarda birleşip bu zihniyetin artık Türkiye'yi yönetemeyeceğini topluma anlatmak gerekiyor. Ki ben toplumun o noktada olduğunu düşünüyorum. Bugün Türkiye'de yönetenler noktada değil o zaman. Oradan mı bakmak toplumu, lazım yani? Evet. Yani toplumu yönetenler ya da özellikle şu anda AKP, daha doğrusu toplumun muhalif kesimlerini yönetenler mi o noktada değil diye. Evet. Yani ben artık gelinen aşamada onların da bu noktaya geldiğini düşünüyorum. Yani son seçimler, özellikle yerel seçimlerde birliktelikle nelerin alınabileceğini, yapılabileceğini AKP MHP'ye göstermiş oldu. Muhalefet bir araya geldi, tek ses oldu. Bir sürü ayrı düşünceye, ayrı şey olguya rağmen ortak bir paydada bir nokta bulundu yani. Dolayısıyla bu şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan, bu yapısal sorunlardan çıkışın tek yolu demokrasi cephesini birleştirmektir. İşte ben o noktada Sayın Öcalan'ın en son görüşmesinde masanın üçüncü ayağı deyimini son derece önemsiyorum. Evet, iki ayaklı bir masa var. Ne yapsan da bu masa durmuyor. Bu masaya üçüncü bir ayak gerekiyor. Kimdir bu? Elbette biz Kürtler olarak da üzerimize alınıyoruz. Ama ben en çok da Türkiye'de gerçekten değişimden yana olan bu tekçi, militarist zihniyetin
artık Türkiye'yi yönetmemesi gerektiğini düşünen herkesin masanın üçüncü ayağı olmak için çaba göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü evet, sadece biz belki şunu hep söylüyoruz. Evet, bizim belediyelerimize kayyumlar atanıyor. Evet, bizim siyasetçilerimiz, milletvekillerimiz, on binlerce arkadaşımız tutuklu. Şimdi tutuklar için bir yasal düzenleme gündeme getirilecek. Biz bakıyoruz ki orada da zihniyetini sürdüren bir yaklaşım var. Yani her kesimden diyelim tutukluya şey düşünülürken, infaz yasasında düzenleme düşünülürken siyasileri bunun dışında tutmaya çalışan bir zihniyet var. Neden? Çünkü siyasetçiler zaten onun yani iktidarını eleştirdikleri için tutsaklar. Zaten bu gidişatı beğenmedikleri, muhalefet oldukları için tutsaklar. Onları içeride tutmaya devam ederek kendi iktidarını sürdürmeye çalışan bir anlayış var. İşte bu anlayışa karşı birleşmenin zamanı, yani Türkiye'de 12 Eylül döneminde yaşanmayan birçok şeyi yaşıyoruz şu anda. Düşünün, yani grup yorum sadece müziğini özgürce yapabilmek için 260'larda olan açlık grevi, ölüm orucundalar. Bu çok ciddi bir durumdur. Yani bu insanlar atla deve istemiyor. Bu ülkenin yasalarında bir değişiklik istemiyor. Sadece diyor ki ben sanatımı özgürce ifade şey yapabileyim, icra edebileyim. Ya da anneler, cumartesi anneleri, barış anneleri, bir çığlık var ortada. Kimsenin bunları duyduğu yok iktidar cephesinden. O yüzden hani şimdi iktidar belki bu şekilde yürütebilirim ya da sürdürebilirim anlayışı taşıyorsa bu kesinlikle yanlıştır. İktidar da bence farkındadır. Onlar günlük anket yaptıran bir anlayışa sahiptir. Anketler de onların çok çok sıkıntılı bir durum yaşadıklarını gösteriyor. Onun için yeni gündemler ve sunni gündemlere sarılmaya çalışıyorlar. Kayyum da bu politikanın bir parçasıdır. Ama bunların hepsinin karşısında da biz eğer, tekrar başa dönüyorum, biz eğer demokrasi cephesini, eğer gerçekten yurdunu seven, ülkesini seven yurttaşlar olarak bir araya gelmesini bilmezsek bunlar kalmaya devam ederler diye düşünüyorum. Peki, ben hemen Nesrin Hanım'a da hapishaneleri de sorayım. O konuyla ilgili sizin de duyarlılığınız sosyal medya üzerinden paylaşımlarınızla gözüküyor. Hem hapishanelerde bu karşı karşıya olunan riski soracağım. Tabii bunu çözmek için de işte Leyla Hanım'ın dikkat çektiği demokrasi cephesine ilişkinde doğrusu yorumlamanızı isteyeceğim. Çünkü siz aynı zamanda hatırladığım kadarıyla demokrasi için birliğin ve çalışmalarında etkin bir biçimde yer aldınız diye aklımda kalmış. Yanlışsam düzeltin. Yani bütün demokrasiye çağrı gruplarında yer aldım. O doğru Fehim Bey. Şimdi hapishaneler meselesine gelince bu son derece önemli bir konu. Çok ağır bir pandemiyle yüz yüzeyiz. Türkiye'de şu anda hapishanelerde 300 bin mahkum var. Hapishanelerin fiziki koşulları belli. Yeterli sağlık hizmeti alamıyorlar. Yeterli beslenmeye ulaşamıyorlar. Ve biz bu pandemiyle mücadelede birinci önlem olarak kümelenmeyi azaltmaya çalışıyoruz. Yani insanların toplu halde bir arada bulunduğu koşulları değiştirmeye çalışıyoruz. Bütün önlemler de buna yönelik alınıyor. Her şeyi bir tarafa bırakın. Zaten Birleşmiş Milletler'in ekonomik, sosyal, kültürel haklar sözleşmesinde yer alan sağlık hakkı maddesi ve birçok uluslararası sözleşme ve ulusal ve uluslararası mahkeme kararlarında belirtildiği gibi mahkumların da yaşam ve sağlık koşullarından mahrum bırakılması hiçbir koşulda kabul edilemez diyor. Bu madde çerçevesinde de yaşam haklarına saygı duymak zorundayız. Dünya Sağlık Örgütü uyarı yapıyor. Diyor ki Dünya Sağlık Örgütü, önlem almanız değil, önlemleri bir an önce almanız önemli. Yani Ebola salgınından dolayı öğrendiğimiz tek şey bu oldu. Hız. Onun için bir an önce bu kararın verilmesi gerekiyor. Önce tutukluların, sonra 60 yaş üstü yaşlı ve hasta mahkumların, sonra çocukların, çocuklu annelerin ve bütün siyasi tutukluların bir an önce hapishanelerden
çıkarılması, evlerine gönderilmesi, evlerinde karantina altına alınması gerekiyor. Adli yargılamanın, adli infazın geciktirilmesi gerekiyor. Sadece hapishaneler yetmiyor. Bakın asker alımlarının da durdurulması gerekiyor. Bu tür bir krizde askeri kışlalarda son derece büyük bir risk ve tehlike altında. Yani hepimizin çocukları bu tehlikeyle yüz yüzeler. Bu nedenle hapishaneler meselesi hayati bir meseledir. Böyle sınırlı işte. Yani o zaman hapishaneler meselesini aşmak için iktidara dönük tutumu da netleştirmek, toplumun evet, netleştirmek gerekiyor. İktidarın getirdiği yasayı olduğu gibi kabul etmek değil, iktidarın getirdiği bu tasarıyı genişletmek, kapsamını genişletmek gerekiyor. Yani bunu bütün dünya yapıyor. Bakın siz örnek verdiniz, İran yapıyor. New York'ta hapishaneler boşaltılmaya başlandı. Olağanüstü bir dönemdeyiz, olağanüstü bir krizle yüz yüzeyiz. Böyle bir krizde senden benden ayrımı yapılmak ya da toplumun bir kesimine ıskartaya çıkarılacak insanlar gibi muamele etmek geleceğe dönük de çok önemli riskler barındırır. Yani bir daha asla toplum olma halini yakalayamazsınız. Yani Türkiye'de en önemli şeylerden bir tanesi o. İktidarın her uygulamasıyla biz toplum olma halimizi kaybettik. Yani artık böyle şeyler, yani bir araya gelmiş topluluklar halinde yaşıyoruz. Ortaklaşamıyoruz. Sorunlarımıza ortak çözümler üretemiyoruz. Bu çok önemli bir meseledir. Bu tür krizleri atlatabilmemizde böyle bir pandemiyi atlattıktan sonra hep beraber ayağa kalkıp ortaklaşa el ele verip yeni bir Türkiye'yi oluşturmamızda da bu şimdiki toplum hali olma özelliğimizi korumamız son derece önemlidir. Yani böyle bir kriz geçtikten sonra ya zombi bir devlet olarak devam edersiniz ya da gerçekten daha demokratik, daha şeffaf ve insanların gerçekten kendilerini özgür ve mutlu hissettikleri bir yapıya dönüşürsünüz. Bu tür krizlerin ne yazık ki çok dönüştürücü şeyi vardır. Ne yazık ki demeyeyim, yani bu tür krizler dönüştürücü etkisi vardır. Bu dönüştürücü etkinin iyiye ya da kötüye evrilip evrilmeyeceği sevgili Leyla'nın da bahsettiği gibi bütünüyle bizlere bağlı bir şey. Yani eğer toplumda toplumsal muhalefet bir araya gelir, el ele verir ve yeni bir çözüm etrafında ortaklaşabilirsek, önceliklerimiz konusunda uzlaşabilirsek, ki önceliklerimizin ne olduğu da belli zaten, şimdiye kadar yaşadığımız sorunlar bize çok temel önceliklerimizin neler olduğunu gösteriyor, ortaya koyuyor. Yani biz eşitlik istiyoruz, asgari yargılama adalet ilkesine tutunmak istiyoruz, bağımsız ve tarafsız yargılama istiyoruz. Biz hepimizin yarınlara güvenle bakabileceği ve bunu sağlayacak sosyal, adil, eşitlikçi davranan, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim istiyoruz. Bu önceliklerde eğer ortaklaşabilir ve uzlaşabilirsek, bunu sağlayabilirsek, işte yani 17-18 senedir bu hale bir şekilde bizi getirip başsız bırakan, ki unutmayın bakın başsız lafının altını özellikle çiziyorum. Çünkü böyle bir kriz ortaya çıktığı andan sonra biz uzun bir süre topluma önderlik edecek kimseyi göremedik. Yani unutmayın, yani bizde böyle bir şey vardır. İyi gün dostu, kötü gün dostu diye. Yani dostlar kötü günde belli olur. İyi gün liderliği gibi bir şey çıkıyor ortaya. Ama bu bize düşüyor. Yani bundan sonra evet hepimiz değişeceğiz. Eskisinden
bıraktığımız yerden başlayamayacağız. Yepyeni bir şeyi hep beraber kuracağız ama bunun ne olacağı, nasıl kurulacağı çok fazla bize bağlı. Yani çok otoriter bir yapıya da savrulabiliriz. Evet. Daha demokratik, daha eşitlikçi, daha özgür, daha adil bir topluma da dönüşebiliriz. Bu bugünden el ele tutuşmamızla ve önceliklerde uzlaşmamızla bağlı. Son olarak şunu söyleyeyim. Hapishaneler konusu çok 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 önemli. Acilen hemen bugün bu kararın verilmesi ve hapishanelerin kademeli olarak hızla boşaltılması gerekiyor. Aksi halde bu bir katliama dönüşür. Ben hemen Şebnem Hanım'a döneyim. Aslında bunların tümü bir şekliyle de iç içe. Siz hak savunucusu ve demokrasi, özgürlük, eşitlik savunucusu kimliğinizle de bunları hep tartıştınız. Birçok toplantıya da bu konuda katıldınız. Doğrusu bugün atanan kayyumlar üzerinden yola çıktığımızda son yerel seçimden bu yana 68 belediyeden 35'ine kayyum atandı. Üstelik dünyanın böylesi bir küresel pandemi kriziyle uğraştığı dönemde bile bunu iktidar yaptı. Hem bu kayyum atamayı nasıl değerlendirirsiniz? Bir gündem değiştirme ya da nasıl bir politik olarak açıklanabilir? İkincisi gerçekten Leyla Hanım'ın da Nesrin Hanım'ın da dikkat çektiği o demokrasi için birlik ya da demokrasi için eşitlik ve özgürlük için yan yana gelmeye dönük eksikler neler ve ne yapılmalı? Çünkü önemli sorunlardan biri de o, hep şikayet etmekle de olmuyor. Gerçekten ne yapmak lazım? Şimdi tabii siyaset bilimleri bilmiyorum ben. Ama siyaset bilimleri hakları savunucusu olarak tabii aynı o şekilde. Evet. Şimdi bir insan hakları savunucusu olarak bugün doğrusu dehşete düştüm. Çünkü aynı zamanda Batman Belediye eş başkanı meslektaşımız. Pek çok meslektaşımız vardı belediye eş başkanları arasında. Batman Belediye eş başkanı da öyle. Ve ne gibi bir suçu olabilir? Evet, aslında tam da topluma dönük bir çok değerli katkısı suç olarak tanımlanmış olabilir. Çünkü suyu ücretsiz olarak, hizmet olarak sunuyordu Batman'daki insanlara. Tam da böyle bir salgında aslında suya insanların herhangi bir ödeme yapmaması çok insani olması gereken bir uygulama iken birdenbire biz onun yerine kayyum atandığını gözledik. Kayyumların tamamında benzer bir yaklaşım var. Aslında başından beri, yani bütün bu kayyum politikaları ortaya çıktığından beri OHAL ilanı sonrası bunu bir fırsat olarak, zaten Allah'ın lütfu diye tanımlanmıştı 15 Temmuz malum. Hemen Kürt illerindeki tüm belediyelere kayyumlar atandı ve tabii ki belediye eş başkanları da yargılama orta oyunu çerçevesinde cezaevlerine kondu. Bugün hala cezaevindeler. Gültan Kışanak örneğin hala cezaevinde 15 Temmuz sonrası işletilen süreçle beraber. Pek çok tabii belediye eş başkanı var. Meslektaşım gene çok sevdiğim dostum Selçuk Mızraklı cezaevinde ve inanılmaz bir yalan tanıklık iddiasıyla nasıl bir tıbbi gelişme sağlamışız ki biz bağırsağını çıkarıyoruz insanın ve hemen ardından da taburcu edebiliyoruz o insanı, çıkarttığımız bağırsak parçası köşede dururken. Hani böyle yalanlara bile, gerçek dışı artık inanılması son derece zor durumlara bile inanan ya da inanmak zorunda bırakılan bir yargı sistemi var Türkiye'de. Sulh ceza mahkemeleri aracılığıyla oluşturulmuş tetikçilik mekanizması işliyor. İnsanlar o tetikçiler aracılığıyla anında tutuklanıyorlar ve çok ilginçti. Ben ve işte sevgili Erol ve Ahmet tutuklandığında bizim tutuklanma gerekçemiz tutuklanmaya engel halimiz olmamasıydı. Hani hukukçular bunu çok iyi bilirler. Tutuklama zaten istisnai bir uygulamadır. Ve ancak son aşamada kullanılması gerekir. Ama bizde tutuklamaya engel halimiz olmaması tutuklanmak için bir neden.
Tabii ki Türkiye'de hiç kimsenin tutuklanmaya engel hali yok. Bu bakış açısıyla dolayısıyla da cezaevleri 300 binle kapasitesinin 80 binin üstünde, suyu yok, temizlik malzemelerini para ödeyerek almak zorunda kalıyorlar, taze meyve sebzeye ulaşamıyorlar. Şimdi tabii ki çok insafsızlaştırılmış bir topluma dönüştük biz bu düşmanlaştırmayla birlikte. Diyorlar ki ne var, biz taze meyve sebzeye ulaşabiliyor muyuz? Devletin sorumluluğundadır tutukluları ve hükümlüleri bu ülkenin cezaevlerinin. Ve ağır bir hak ihlalidir onların uygun bir biçimde sağlığa, beslenmeye ulaşamaması. Dolayısıyla eğer bir kıyım yaşanırsa cezaevlerinde, bu devletin bugünkü organizasyonundan sorumlu olanlardan bilinecektir. Ve tarih onları tabii ki hiçbir şekilde affetmeyecektir. Ama çok bir insan hakları mücadelesi olarak ben affetmeyeceğim öncelikle. Özellikle de İçişleri Bakanı'nı yaptığı bütün açıklamalar nedeniyle, o düşman hukukunu işletme biçimi nedeniyle. Peki buna bağlı olarak kısaca mümkünse şu garabeti aşmak için toplumun diğer kesimleriyle evet tabii yapalım. Ki. Şimdi aslında tam da böyle bir zamanda bunca büyük bir heyulayla boğuşurken toplum, dört bir yandan dayanışma çağrıları gelmeye başladı. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Oluşumlar dayanışma çağrılarıyla bugün işinden edilen, evet ne yazık ki sermayeyi destekledi ama sermayenin işten çıkarmalarına ses çıkarmadı iktidar. İşinden olan ya da ücretsiz izin adı altında açlığa mahkum edilen insanlara destek olmak üzere gruplar oluşturuluyor. Bence biz böyle doğrudan demokrasi yöntemlerini kullanarak bunu aşma olanağına sahip olabileceğiz. Aslında tabii ki küçük ölçekli örgütlenme modelleriyle, yerinden yönetim biçimleriyle, ki bunu zamanında da çok tartıştık ve Avrupa yerel yönetim mekanizmaları üzerine oluşturulmuş belgeler var. Dolayısıyla önümüzü görebiliriz ve küçük ölçekli karar alma mekanizmalarıyla, herkesin kararlara katılabilme olanağı olan şeffaf yönetim biçimleri oluşturmak mümkün. Hani siyaset dilinde yönetişim diyorlar sanırım. Hani herkesin katıldığı ve birlikte karar aldığı, her sorundan haberdar olduğu, dolayısıyla sorundan haberdar olunca çözüm üretme konusunda da birlikte davranma iradesi geliştirdiği. Çünkü şu anda toplum sorundan haberdar olmadığı için orada piknik yapıyor, burada asker uğurlama yapıyor, umreden kalkıp elini kolunu sallayarak dolaşıyor, hastaneden kaçıyor hastaneye yatırıldıktan sonra. Çünkü birbirimizi düşünmeyiz hale geldik. Yeniden birbirimizi düşünür, birbirimiz için var olabilir hale geleceğimiz mekanizmalar kurmalıyız diyorum. Evet. İki şey aslında Leyla Hanım. Bir şey söyleyebilir miyim? İyi. Kısaca. Birincisi tutuklular konusunda. Tutukluların hemen serbest bırakılması lazım. Hocam hatırlattı da Türk Ceza Kanunu'nda tutuksuz yargılama esastır. Şu ya anda Türkiye'nin, bu konuyla ilgili yine söz vereceğim. Türkiye'nin bütün sınırları kapalı zaten. Dünya kapanmış. Evet. Gidecekleri bir yer yok. Ülke koskoca hapishane yani. O nedenle endişelenmelerine bir mahal yok. İki boyut öne çıktı aslında. Birincisi yani bu işin ortası yok. Ya bundan sonra çok iyi bir noktaya doğru gidecek toplum. Özellikle muhalefetin bu işe el koyabilecek güç ve birikim oluşturmasıyla. Ya da çok daha kötü, otoriter. Sokaklarda insanların demesi bile zor ama koronadan kıvrılıp ölebileceği kapalı bir otoriter topluma doğru gidecek. Şimdi tam bunlarla birlikte bunları tartışırken birden hiç beklenmedik bir anda, gerçi bu hükümetten gelir ama, bir kayyum ataması yapıldı. 7 belediye bugün kayyum atadı. Biraz önce de kısmen değerlendirdiniz kayyum atamalarını. Doğrusu bunları bir bütün olarak birlikte değerlendirdiğinizde ne demek lazım? Yani bu gündem değiştirmeye dönük bir şey mi,
Yoksa iktidar yaptığı bir hesabı sürdürmekten imtina etmemeyi bir siyaset olarak önüne mi koymuş? Nedir gerçekten anlaşılmıyor ama sizin açınızdan anlaşılır olan yanı ne? Şimdi birincisi bana göre dünyanın tamamı aslında bir sınavdan geçiyor. Şimdi bugün pandemiyle mücadele ederken tekrar aklımıza pandemiden önce neyi konuşuyorduk onu getirelim. Mültecileri konuşuyorduk değil mi? Araçlara bindirilip Yunanistan sınırına götürülen çoluk çocuk botlarla adeta ölüme terk edilen mültecileri konuşuyorduk. Birdenbire şu anda biz başka bir şey konuşuyoruz. Ama aynı şekilde mülteciler konusu herkesi aslında kendisini sorgulamayı da getiren bir şey olmalıdır diye düşünüyorum. Eğer şu anda milyon dolarları bu pandemiye karşı harcamayı vaat eden kesimler, ülkeler, devletler, egemenler o gün mülteciler için ne yapabiliriz diyerek yola çıkıp herkes kendisince barındırabileceği kadar mülteciyi yanına almış olsaydı ya da onlara bir fon ayırmış olsaydı belki bugün başka olurdu. Ama herkes bunun vicdan azabını çekmelidir diye düşünüyorum. Şimdi böylesi bir nasıl diyelim yönetenlerin aslında tüccarlar yönetiyor dünyayı. Gerçekten ülkelerin cumhurbaşkanlarına bakıyoruz. Yani çok iyi silah tüccarlığı yapıyorlar. Çok iyi bilmem kendi şeylerini yapıyorlar. İşte cumhurbaşkanı bir ülkeye başka bir ülkeye giderken uçağının tamamını iş insanlarıyla doldurup götürüyor. Herkesin elinde bir çanta orada pazarlık yapmaya gidiyor. Yani böyle bir pazar söz konusu. İnsan yaşamı üzerinden oluşturulan bir pazar. Doğrusu bizim diyelim vergilerimizle ayakta kalan devletler kendi egemenlikleri için bir şey yapıyorlar. Onun için mesela Orta Doğu'da bazı şeyler sıradanlaşmış artık. Yani kayyum politikası bunlardan birisidir. Ya bir deyim vardır. Eskiden derler ki bir baba işte horozu çalınmış arkasından gitmemiş sonraki şeyler için oğluna hep diyormuş ki git önce horozu bul getir. Şimdi biz hakikaten öyle bir süreçteyiz. Yani biz karşı çıkmamız gerektiği süreçte toplumsal muhalefet olarak karşı çıkmayı ama bir bütünen karşı çıkmayı bilmiş olsaydık belki bu kadar pervasız yaklaşamazlardı diye düşünüyorum. Belki bu kadar kendilerini ayakta tutamazlardı diye düşünüyorum. Mesela kayyum asla kabul edilemeyecek bir şey. Şimdi AKP iktidara geldiğinde hep milli iradeden ve halkın tecellisi işte halkın oylarının vesairesinin sonucunda iktidara gelmiş seçilmişleri atanmışlara ezdirme politikası gidiyordu. Ama şimdi her gün seçilmişlere müdahale ediliyor. Yani gerekçeler çok önemli değil. Kürdistan'da eğer kayyum atanacaksa altyapısı önceden hazırdır. Zaten toplumun %50'si onlara diyelim destek veren kesim de geçmişte hepsi onların söylediği o terör kavramını öne çıkararak bunlar zaten şudur budurlar. Dolayısıyla bunlara her şey yapılabilir anlayışı gidiyordu. Bundan kaynaklı bence Türkiye toplumu bir bütünen hareket etmediği için bu kayyum politikası başta olmak üzere siyasetçilerin dokunulmazlıklarının kaldırılıp tutuklanması beraberinde birçok insanın diyelim aynı şeyle karşılaşmasını beraberinde getirdi. Örneğin bir yargıdan Türkiye'de söz etmek mümkün mü şu anda? Hocalarım çok daha iyi bilirler. Bir bağımsız bir yargı söz konusu değil Türkiye'de. Artık bu ayyuka çıkmış. Çok normaldir. Yani yargı bir karar verdiğinde müktedir oradan sesleniyor diyor ki öyle olmaz. Sen diyor ahim o kararı verdiysen biz yarın diyor şöyle yapar yolumuza devam ederiz. Açıkça söylüyor yani. Eskiden gizli yapıyordu şimdi gizliye gerek yok. Dolayısıyla evet, böyle Demirtaş bir yargı... Osman Kavala'ya dönük şeyler çok açık. Net aynen. Ahmet Altan çıkmeli. Ve daha birçok insan çok, aynı saiklerle şu anda içerideler. Şimdi bunlara karşı bu yaklaşıma karşı başta Avrupa olmak üzere ben Avrupa'nın bu konuda ikiyüzlülük yaptığını düşünüyorum. Avrupa kurumları CPT başta olmak üzere hepsi aslında bir şekilde devletin AKP'nin şu anda yürüttüğü politikalarla uzlaşıyor. Artık hangi temelde uzlaşıyor? Hangi çıkarlar üzerinden birleşiyorlar? O tabii ki bilinen ama diyelim ki konuşulması gereken konular. Ama bir uzlaşı söz konusu. Bakın Sayın Öcalan bir adada tek başına bir tecriddedir. Yani bu dünyanın hiçbir yerinde 21 yıl kesintisiz
böyle bir şey olmamıştır. Yani adanın koşulları uygun değildir. Şu anda bir risk var. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı çıktı, hiç ortada bir şey yokken dedi ki İmralı'da yangın çıktı. Örneğin devletin dışında kimse bilemez. Şu anda bir pandemiyle mücadele var. Peki o cezaevinde dışarıdan insanlar gitmiyor mu? İmralı cezaevine infaz koruma memurları, müdürler, personeller dışarıdan gitmiyor mu? Oraya virüsü taşımayacaklar. Nereden bilelim? Nasıl bir önlem alınmış? Örneğin bu konuda görüntülü arama yaptırılsın. Çok mu zor? Yani yargı resmen bir sopaya dönüştürülmüş. Muhalif olan herkesin tepesine indirilen bir şey haline gelmiş. Onun için hani kayın politikasını ya da Rojava'ya dönük yaklaşımları bundan ayrı tutamıyorum. Yani Kürdistan'ın hangi parçasında bir hareketlenme olsa, Kürt'e dair en ufak bir kırıntı da bir kazanım olsa AKP, MHP elini oraya uzatarak bunu yapamazsınız diyor. Yani bu gücü nereden alıyor? Çünkü içte doğru düzgün muhalefet eden yok. İçteki muhalefeti neyle susturuyor? En bence can alıcı nokta da odur. Örneğin CHP konusu bu konuda en somut olanıdır. Yani CHP'liler içerisinde daha demokratik bir söylem sahibi olanlar hemen anında vay efendim şuna destek verdiler, buna destek verdi. Bütün televizyon kanalları bunları konuşuyor. Oraya gelen isminin önünde prof ya da doçent yazanlar gerçekten sadece hakikati söyleseler yeterlidir. Kürtlere dair bir şey söylemelerine gerek yok. Bu iktidarın hakikatini söyleseler, kral çıplak deseler yeterli. Ama böyle değil. Dolayısıyla biz şu andaki siyasi gelişmelere baktığımızda eğer bu pandemiyle şu anda mücadele etmiyor olsaydık bile yani Nesrin Hoca belirtti, çok derin bir ekonomik kriz vardı içeride ve insanlar gerçekten çok zor durumdalardı. Ama şimdi pandemiye karşı biz tekrar bir birlik oluşturmak, işte belirtildiği gibi ortak bir ruhla bunun karşısında durabilmek, yani her şeye rağmen toplumu bilgilendirmek, sürecin şeffaf yürütülmesi için yani Sağlık Bakanı'nın çıkıp işte bir açıklama, o açıklamada hangileri doğrudur bunun, çünkü sağlıkçılar başka bir şey söylüyor. Çünkü diyelim sahada olanlar başka bir şey söylüyor. Nasıl inanalım ki? Hangi şeyinden dolayı, yani meziyetlerinden dolayı inanalım? Bugüne kadar gerçeği hiçbir zaman topluma söylemediler. Onun için yani bu kayın politikası da... toparlarsanız sevinirim. Yani kayın politikası gerçekten gaspçı bir anlayıştır. Asla kabul edilemez. Bugün bu özellikle biz halkımıza çağrı yapıp sokağa çıkmayın derken halkın iradesi gasp edildi. Batman Belediyesi'nin önünde yaşananlar ibretlikti doğrusu. Bu böyle bir şey. İkincisi yani bu nasıl diyelim, infaz düzenlemesine ilişkin bir tek şey belirteyim. Bu düzenleme çok hayati önemdedir. Hocalarım belirtti, katılıyorum. Şimdi bazı şeyler vardır ki tarihe mal olmuştur. Hala konuşulur. Örneğin Sarıkamış'ta 90 bin askerin donarak öldüğü söylenir değil mi? Yani tarihçiler bunu çok daha ayrıntılarıyla ortaya koyarlar. Yani stratejik bir hatanın getirdiği sonuçtur o. Bunun gibi yani işte Haletçe katliamı unutulmaz, Roboski katliamı unutulmaz ya da başka şeyler unutulmaz. Bunlar tarihe mal olmuş şeylerdir. İşte tam da bu konu, özellikle bu cezaevleri konusu çok hassas bir konudur. Ben 6 yıl orada kalmış birisi olarak söylüyorum. Orada hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi değildir. Tutsaklar hiçbir şeye ulaşamıyorlar. Ne doğru bilgiye, kanala ulaşabiliyorlar, ne sağlık ne de diğer şeylerden yararlanabiliyorlar. Düşünün ki tutuklar elektrik parası ödemek zorundalar. Yani böyle bir şey var mı? Parası, içeride parası yok ki tutsağın, neyle ödeyecek? Dolayısıyla böyle bir şey var içeride. Bunu biz eğer doğru muhalefet edersek siyasileri de kapsar diye düşünüyorum. Bu konuda hepimizin çok daha büyük bir mesai yürütmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Peki Nesrin Hanım, siz biraz önce aslında başladınız, devam edebilirsiniz. Ben kesmiş gibi oldum ama. Evet, ben rica ederim. Yani aslında söylenecek kaç dakikamız var? Söylenecek her şey söylendi. Bir şunu eklemek istiyorum. Biz yurttaş olmayı öğrenmek ve yurttaş haklarımızı talep etmek durumundayız. En önemli şey bu.
Yani halen bir anayasamız var biliyorsunuz değil mi? O Evet. anayasada yazılan haklarımız var. Yeni bir anayasa yazmadan önce mevcut haklarımızı talep etsek ve o anayasada yazılı olan yurttaşlara devlet olarak vermesi gerekenleri talep etsek bu bile yeterlidir. Bu bile bizi şu anda rahatlatacak, topluma nefes aldıracak bir şeydir. Bir başka şey daha söylemek istiyorum. Yani gene ben ekonomiye döneceğim. Bakın pandemi diğer doğal afetlere benzemez. Yani deprem gibi ya da tsunami gibi fiziki altyapınıza zarar vermez. Yani binalarınız ayakta kalır, yollarınız, köprüleriniz ayakta kalır. Ama pandemi en önemli kaynağınızı yok eder. İnsan kaynağınızı yok eder. Evet. O nedenle bütün önlemlerinizi öncelikli olarak insana yönelik olarak almak zorundasınız. Onlara yeterli sağlık hizmetini onların ulaşmasını sağlamak zorundasınız. Yeterli sağlıkçılarınızı araç gereçle donatmak zorundasınız. Ve bu salgın geçtikten sonra toplumu ayağa kaldırabilmek için en küçük şeyden, işçisinden, geçici işlerde çalışanına kadar, günübirlik kazanç sağlayanına kadar herkesi ayakta tutacak bir paketle duruma müdahale etmek zorundasınız. Batılıların yaptığı budur. En berbat liderlerden biri Trump'ın yaptığı da budur. Yani Evet. herkese 1.000 dolar, işte şimdi yeni 2.000 dolar yapmış galiba. Dağıtmasının altında yatan şey budur. Şimdi siz restoranları kapatıyorsunuz, kafeleri kapatıyorsunuz, orada çalışan garsonları işsiz bırakıyorsunuz. Bir vatandaşınız olduğu için onlara belli bir aylık ücreti ödediğiniz zaman o insanları ayakta tutacaksınız. Geçici işlerde çalışanların nerede çalıştığını, ne yaptığını, simit mi sattığını tespit edemezsiniz. Ama Evet, sadece zamanımız çok vatandaşlık daraldı. kimliği Son olduğu cümlenizi rica için, ettim. yani yurttaş kimliği olduğu için ona belli bir gelir verdiğiniz takdirde ayakta tutarsınız. Evet. Yani önlemler böyle alınır. Kapsayıcı ve kavrayıcı önlemler. Yoksa Mücadele de Erdoğan'ın böyle olur. Ama ya da özet olarak Öcalan'ın şu, biz dediği yurttaş gibi olmayı olmaz. öğrenemezsek ya hapishanelerde ölür Evet. gideriz ya da işte kendi evimizde sessizce ya da açlıktan, yoksulluktan yok olur gideriz. Özel programın sonuna geldik. Ben bitirmeden önce her üç kadına da öyle diyeyim. Sayın Leyla Güven, Sayın Şebnem Korur Fincancı ve Sayın Nesrin Nas'a teşekkür ediyorum katkıları ve emekleri için. Sevgili izleyiciler, bir özel programın sonuna geldik. Gelecek programlarda buluşmak dileğiyle. Teknik aksaklıklar olduysa da kusura bakmayın. Kriz dönemindeyiz ve yayıncılığı bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.